Tabii gençler çok çalışması lazım. Bunun en canlı örneği de benim. Yani şunu görmeleri lazım. Ya 51 yaşında birisi çıkıyor, 24 yıl çalışıyor. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil ve 5. olimpiyatına gidiyor ve madalya kazanabiliyor. Demek ki onlar da bunu yapabilir. Ama azmetmeleri lazım, inanmaları lazım. Bu azmin, inanmanın ve çalışmanın sonucunda da hedeflerine ulaşacaklarından eminim. Evet, yani tabii ki bizim hedefimiz aslında oraya giderken altın madalya içindi ama şanssızlık oldu. Gümüş madalyada kaldık çünkü iyi hazırlanmıştık. Hatta müsabakayı bile biz rekor atarak finale çıktık. Ama finalde şans olmadı, gümüş de kaldı. İlade'yle de zaten bugünden itibaren de yine konuştuk, yine devam edeceğiz. Bizim hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Bu altın madalyayı alıncaya kadar hedefimiz orası, çalışmaya devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim. Şöyle, geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce Hatice Akbaş diye boksör bir sporcu arkadaşımız var. Çok güzel bir röportaj verdi ve dedi ki babalar kızların arkasında dursunlar. Ben bunu şöyle düzeltmek istiyorum. Yani düzeltmek demeyeyim, şöyle güncellemek istiyorum aslında. Hem babalar hem anneler, bütün aileler aslında çocukların arkalarında destek olsunlar onlara. Çünkü ben annem ve babamın gençlik hikayelerinden biliyorum ki ikisi de sporcu olmayı çok istemiş ama hayat maalesef onları o istedikleri konuma getirememiş. Bazı aksilikler olmuş. Benim bu yola çıkmama çok büyük destek oldular, ön ayak oldular. Annem özellikle başlamama destek oldu. Babam günlerce antrenmanlarımda kapıda yattı, beni bekledi, götürdü, getirdi. O yüzden aile desteğinin en önemli noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. Sporcular için, spora başlayacak olan insanlar için de en önemli kısmın antrenmanlarını aksatmadan, inanarak, çok çalışarak, istediklerini elde edene kadar yılmadan devam etmelerini sadece tavsiye edebilirim. İnşallah. Yani ben göreceğime gönülden inanıyorum, göreceğimize gönülden inanıyorum. Hatta birden fazla belki de görebileceğimize inanıyorum ama tabii ki hani büyük konuşmamak diyoruz ya hep halk dilinde. Ben yine de büyük konuşmak istemiyorum ama yine de gönülden söz vermişim sayın siz. Ben elimden geleni yapacağıma inanıyorum.